Allah Allah, niye açmıyor bu ya? Kim açtı? Ünal. Dün geceden beri ulaşılamıyor beyefendiye. İstihbarat lazım, herif ortada yok. Başına başka bir şey gelmiş olmasın? Ya bizden birliğini göndereceğim şimdi. Gitsin baksınlar. Öldü mü kaldı mı? Herifin yığında düşmanı var, belli mi olur? İşimiz gücümüz bitti, bir de Ünal'ın peşinde koşuyoruz. Sorma sorma, hadi eyvallah. Tamam hadi. Selam. Sana da selam. Ne oldu? Ne oldu? Keyifsiz gibisin. Bir şey mi oldu? Yok, keyifsiz değilim. Hiçbir şey de olmadı. Dümdüz duruyorum, ne var halimde? Ne bileyim. Yüzün asık gibi geldi. Tamam, demedim bir şey. Arkadaşlar, size bir iş vereceğim müsaitseniz ki öyle görünüyorsunuz. Gidip Ünal'a bakmanız gerekiyor. Ünal'ın nesine bakacağız başkomiserim? Haber alamıyoruz kendisinden. Gideceksiniz, yaşayıp yaşamadığına bakacaksınız. Tamam. Hayrola, sen keyifsiz misin? Yok. Var sende bir şey. İyiyim ama uzattım Mehmet. O zaman kolay gelsin. Ünal'ı bulunca haberleşiriz. Tabii başkomiserim. Seval bana bak, istersen ben kendim hallederim. Sen git dinlen. Allah Allah. Son kez söylüyorum, iyiyim. Beni germeyin ya. İyi, tamam ya. Kapı niye açık ya? Anlamadım ki. Bir şeyler olmuş burada. Ünal! Ünal! Adam yok ya. Kaçırıldı mı acaba? Ya baksana. Her taraf devrilmiş, darmadağınık. Neyse ki güvenlik kameralarımız var. Ah, iyi bari. Heh. Oynatsana bir bakalım. Herife kimse bir şey yapmamış ki. Hastalamış. Biraz da ağır hastalanmış galiba ya. Yazık ya. Acıyacak adam kalmadı sanki. Kime acıyacağıma ben karar vereyim istersen. Alsana ileri. He. Hah, sağlıkçılar da geldi. Adam hastanenin komşu ya. Biz de vuruldu mu kaçırıldı mı diyoruz. Adam grip olmuş. Şu Arzu'yu arayayım da. Hangi hastaneye kaldırmışlar bulsun da gidip bakalım. Ya hastanede zaten bakıyorlar. Ne gerek var? Niye arıyorsun ya? Olmaz öyle şey. Başkomiserim gidin bulun dedi. Gideceğiz bulacağız. Alo Arzu. Senden bir şey öğrenmeni isteyeceğim canım. Bastırın şöyle. Bastırın biraz. Ünal! Hüsnü! Geldin ha! Neredesin oğlum sen? Karakolda yoksun, telefonunu açmıyorsun. Bulana kadar göbeğimiz çatladı lan. Sen merak mı ettin beni usta? Başlayacağım seni ustana da sana da ha. Ne bu halin? Salgın işte. Sağda solda, sokakta, açıkta öyle bakımsız kalınca bünye dayanmamış tabii. Devrilmişim kalmışım. Ya. Tamam geçmiş olsun. Neden haber vermiyorsun bize? Mecbur muyuz oğlum biz senin peşine düşmeye? Vallahi fırsat olmadı ya. İlaçtı, serumdu, iğneydi derken yeni açabildim gözümü, Allah çarpsın. Çarpmış, çarpacak kadar zaten. Nasılsınız? Daha iyi misiniz? Ah işte bir nebze hocam. Gözümü açabiliyorum ama hala eklemlerim ağrıyor sanki. Böyle dayak yemiş gibiyim. Öbür tarafa böyle bir gittim, bir geldim.
Bir gittim, bir geldim. Bağışıklığınız çok düşmüş Ünal Bey. Birazdan taburcu edeceğiz sizi. Ama çok dikkat etmeniz lazım. Kendinize, beslenmenize, ilaçlarınıza. Yoksa ayağa kalkamazsınız kolay kolay. Nasıl olacak hocam? Ben tek başıma garip bir adam olayım. Öyle değil mi usta? Sokaktan beter bir yerde yaşıyorum hocam. Allah sizi inandırsın. Ben bu yeter, kadar... Yeter, tamam. Kes duygu sömürüsünü. Hocam, siz ilaçlarını yazın. Yapalım taburcu işlemlerini, biz ilgileneceğiz. Tamamdır. Birazdan çıkış yaparsınız. Sağ ol hocam. Sağ ol hocam. Sen ne mübarek adamsın bir üstün başkomiserim. Darda bırakmadın ya şu kardeşini. Ben vallahi bu ilin altında kalmam. Daha bir iyilik görmedin. Sakin ol. Hadi toparlan, çıkacağız. Hadi toparlan. Hadi çıkacağız. Şu. İlacı çayı çorbası sıcakta. Otursun burada işte. Hastane köşelerinden toplamayalım bir daha. İdare edin oğlum, ne var? Edelim etmesine baba. Burası da iş yeri yani. Hastane koğuş değil ki. Aa! Gerçekten mi? Ben bilmiyordum ya. Nereye götüreyim oğlum bu halde herifi? Ben anlamadım Hüsnü amca. Siz bu adama düşman değil miydiniz? Sırayla hepiniz tepelemediniz mi bu adamı? Ne oldu da şimdi böyle sahip çıkıyorsunuz yani? Eskide kaldı oğlum meseleler. İtirafçı oldu, sonra da istihbarat elemanı oldu. Bize çalışıyor artık. Düşmanlık falan kalmadı. Yavaş! Hala tam içimi almıyor herifi ama. Arada bir faydasını görüyoruz işte, kurcalamayız. Yemeni içmeni bizim çocuklar hallediyor. İlaçlarını da takip et. Bak sıcak olur burası. Sobanın başından ayrılma. Kendini koru. Tamam mı Ünal? Daha ne yapalım oğlum? Değil mi? Allah razı olsun usta. Senden de, bu delikanlılardan da. Hay usta da senin ya. Gençler, hiç merak etmeyin. Ben müşteriye falan rahatsızlık vermem. Böyle bir köşede sessiz sakin otururum. Gelene geçene bakarım. Manzarası da güzel. Bana da değişiklik olur işte. İyi hadi bakalım. Çorba yeni çıktı. Birazdan getiriyorum. Ya çay yerine ıhlamur olsaydı daha iyi olurdu aslında. Yok ebesini. Size emanet ha. Şş, bana bak. Ünal, toparlan bir an önce, işimiz gücümüz var. Yayılma sen de. Tabii usta tabii. Sen hiç merak etme. Ay ustana senin ya. Neye yardım ihtiyacınız olsa yanınızda olacağım. Bir oraya bağlayın, bir buraya bağlayın. Buldunuz sahipsiz hayvan gibi. Oh, hay benim rahmetli babamın kemiği. Hiç mi dua almadık biz birinden? Hiçbir sevabımız yok bizim. Ya ben anlamadım ki ya. Bakıyorum iştahın açıldı Ünal abi. Götürmüşsün ne varsa. Ben bunu bu sabahlık kızartıp yerim sonra. Ellerinize sağlık. Vallahi canım şimdi yerine geldi. Oh, yerinde toparlayalım. Öyle değil mi delikanlılar ya? Tabii toparlan da. Sen yoluna biz yolumuza değil mi? Ama bak vallahi alınacağım, yapma böyle. Çoraplarım da kokmuş zaten. Bak biz babanla kanlı bıçaklı başladık. Ama şimdi can, ciğer, kuzu sarması olduk. Ünal aşağı, Ünal yukarı. Geçti o eski kötü günler. Şimdi birlik ve beraberliğe, milletçe en çok ihtiyacımız olan bir zaman dilimindeyiz. Tabii. Kesin öyledir. Bugün benim işim size düştü. Yarın sizin işiniz bana düşer. Bu işler böyledir. Sen benim sırtımı kaşıyacaksın ki ben de senin sırtını kaşıyayım sonra. İlaçlarını almayı unutma da sen. Biz kapatıp çıkıyoruz. Mutfağı biliyorsun. Bir şey istersen kalkar alırsın. Alırım yiğidim, alırım. Sağ olasın. Ha bak. Kapatın gidin siz. Hiç de aklınız kalmasın dükkanda. Canlı alarm taktırmışsınız gibi düşünün. Ünal Kalafat Production. Cins herif ha. Değişik bu ya. İyi ki babam görmedi var ya. Bunu vallahi sabah akşam tokat manyağı yapardı. Odunu verirdi buna. Üf, ne biçim verirdi odunu var ya. Tam mesponculuk bu ya. Tam yani. Odun mu dediniz? Gençler, gitmeden şu sobaya iki tane odun atıverin ya. Ben şimdi sabaha doğru üşümeyeyim, zaten hastayım. Malum. Ha? Ah. Oh. Ah. At. Bir tane daha at ya. Ay. Heh, tamam mı? Sağ olasın.
Hadi iyi akşamlar. Hadi abi gidelim. Selametle. Teyze niye yalnız çıkıyorsun bu soğukta? Bir de yüklenmişsin o kadar. Yok muydu Şule? Yok, kaçtı. Sınav haftası mıymış neymiş? Arkadaşlarında kalacak. Daha rahat çalışıyormuş öyle hanımefendi. Ama haklı yani. Sizin evin kalabalığında zor o işler. Biz de bir şey demedik, gitti zaten. Siz ne yaptınız? Bu mendeburun ne işi var burada? Ya sorma, babamın kızı hastalanmış. Çay çorba falan sıcak yerde dursun diye attı bizim başımıza gitti. Bunu bir kaşık suda boğacaklardı hani. Ne oldu da düzeldi araları? Vallahi ben de sordum onu. Geçti bitti dedi. Artık babamları çalışıyormuş. Polis değil ama ekipte gibi anladığım. Hastalanmış ha? Ya bakımsız kalmış dediler. İlaç milaç alıyor. Dün toparlanır gibiydi ama bugün yine çöktü. Anlamadım ki ben. Ölür kalır mı lan bu bizim başımıza burada? Ha? Tövbe de. Tövbe de be kardeşim, aman ya. Aman Allah korusun, sus. Ben bir bakayım şuna. İyi, bir bak. Dur bakayım. Ay ay, yok yok, dur, yok bir şey. Geçmiş olsun, nasıl oldun? Vallahi bir iyi bir kötü ablacığım. Bilemiyorum ki. Şimdi de bir öksürük tuttu böyle üzerine, afiyet. Hay Allah. Ihlamur falan mı içsen? Hem yumuşatır. Var mı sizde ıhlamur? Ben de dedim. Ihlamur dedim. Hüsnü de kıl dedi, tüy dedi. Sonra ebemden bahsetti. Anlamadım. Baktım ben. Kalmamış, yarın alacağım. Ama yarına kadar böyle olmaz. Yok, ben yarına çıkmam abla. Ay Allah korusun, dur bir ateş. Ay yanıyor. Ateşin var, ateşin. Vücut işte savaşçı ablacığım. Elimden geldiği kadar. Olmaz. Böyle olmaz. Bu iş böyle olmaz. Bir şey yapmak lazım. Ay ölüyor adam. Bismillah. Hoş geldin hayatım, gel. Hoş bulduk canım. Gel paltonu alayım. Merhaba. Lan! Bunun burada ne işi var? Usta gel, hoş geldin gel. Ne yapıyorsun oğlum sen burada? Şişt. Kim davet etti seni? Usta'cığım. Ayol ben aldım geldim Gazi Kafe'den bugün. Yanıyordu ateşler içinde. Öksürük, aksırık. Kıyamadım üstüne be. Biz bakalım dedim birkaç gün ha. Toparlanana baksana kadar. Baksana hasta. Sokak hayvanı mı sahipleniyorsun Nazike? Öyle elin adamını alıp eve getirmek nedir yahu? Hayvan hayvan çok ayıp. Hüsnücüm yabancı değil ki. Kim? Bu yabancı bu. Niye? Niye? Biz Nazike ablamla da Esra yengemle de konuştuk, helalleştik Hüsnü. Ben zamanında bu kapıya dayanıp herkesin canını çok sıktım. Biliyorum ama bak bana. Düşmez kalkmaz bir Allah demişler. Zor günümde de bu güzel aile el uzattı bana. Nasıl şükran doluyum yani, anlatamam. Ah canım ah. Ah canım ah. Hadi canım. Ne yapacağım ben? Baba, ben biraz duygulandım ha. Allah Allah! Çok tatın! Ah benim paşam. Güzel yeğenim benim. Şişt bana bak. Kalk bakayım ayağa. Kalk bakayım bir. Kalk ayağa, kalk ayağa, kalk. Kaldırma adamı, hasta kalk adam. Ayağa, ayağa kalk, ayağa ay. Kalk. Bak nasıl öksürüyor Hüsnü. Ay. Ay. Benim eşofmanım üstündeki, benim hırkam, benim terliklerim. Ya, evde ne vardıysa onu verdik. Allah'ım! Sevaptır, ne kıymetli eşofmanın varmış. Otur sen, otur. Yok, yok, çıkartayım terlikleri, çıkart. Yok oğlum, Ünal'cığım. Allah'ım istemem, ben giyer miyim ben onları çıkarma, bir daha? Çıkarma, çıkarma. Otur, otur Ünal. Ayakların üşüyecek. Ayağın üşüyecek. Allah'ım bir de nazlanıyor ya. Gel hadi, gel.
Ağzımızın tadıyla yemeğimizi yiyelim. Hadi gel canım. Gel sakin. Tamam. Bana bak. Kaşın gözün oynamasın. Kimseye de merhamet ediyorlar diye güvenme. Bir yanlışında, bir dengesizliğinde... saniyesinde kapının önünde bulursun kendini. Yapma, yapma. Tövbe. Bak söz. Benim varlığım, yokluğumu anlamayacaksın. Ben böyle bir köşede, böyle kedi gibi duracağım. Ziyade olsun ablacığım. Kemiklerim ısındı vallahi. Ah canım, afiyet. Hadi oturalım. Hadi ablacığım, gel. Geçin buyurun. Hadi Hüsnü. Hadi canım, başlayalım. Hadi Hüsnü, soğutma. Dolmadan ye dolmadan, vallahi bak. Genç kız parmağı gibi sarmış yenge. Acayip lezzetli. Hadi afiyet olsun Hüsnücüğüm, hadi. Hadi. Ya ben hala sindirmeye çalışıyorum. Nasıl yani ya? Hüsnü başkomiserimin evinde mi kalacak şimdi Ünal? İyileşene kadar ya. Öyle temelli değil tabii ki yani. Hüsnü abi ne diyor bu işe? Bence onun da yeni haberi oldu. Nazike teyzenin operasyonu. Eyvahlar olsun. Hüsnü başkomisere Ünal çok ha. Bu sahne hayatta kaçmaz biliyor musun? Ne yapacaksın abi? Gidip camdan evi mi gözetleyeceksin ya? Tamam o zaman gidelim kardeşim. Vallahi ben de. Ya oğlum oturma oraya. Herif iki gün yattı orada hasta hasta. Lan kalk. Doğru. Yok yok abi. Dezenfekte ettik de ama yani ne olur ne olmaz. Gel gel otur sen. Otur otur ya. Dostumu alayım da şurada. Gel ya ne olacak, bir şey olmaz. Böreğim. Duyuyorsun değil mi sesi? Ya yok bir ses hayatım. Nasıl yok ya Esra? Yani sen de beni sakinleştireceksin diye yani. Adam hasta, yazık. Ağzı burnu tıkalıdır, horluyordur işte azıcık. Ne var üstüne? Azıcık mı? Lan at yutmuş sanki. Su pompası çalışıyor ya. Ya ben gidip şunu yastıkla boğsam mı acaba, ne yapsam? Hüsnü, Hüsnücüğüm boş ver lütfen. Boğma mı diyorsun? Yok. Yani uykun kaçtıysa başka şeyler yapabiliriz. Hadi ya. Nasıl şeyler? Bilmem. Tutayım ceketini hayatım. Sağ ol canım. Dikkat et kendine. İyi mesailer. Teşekkür ederim. Oh. Bir daha öpeceğim. Bir dakika, bir dakika. Çıkacaksan çık üstüne. Dünya kadar iş var evde. Ayak altında dolanma. Çıkıyorum be, çıkıyorum tamam. Kovsaydın. Hadi. Bu ne canım? Diğeri. Ustacığım, hayırlı mesailer. Evdeyim ben, aklın hiç burada kalmasın. Buralar bana emanet. Sağ ol, eksik olma. Bana bak, yayılma. İyileşmeye bak bir an önce. Otel değil burası ha, ona göre. Tamam mı? Hiç merak etme. Bir iki güne ben turp gibi olurum. Hiç merak. İnşallah, inşallah. Hadi. İnşallah. Hadi görüşürüz. Haydi o. Sanki hadi çok oğlum, okula geç kalacaksın. Çıkamadın bir türlü. Hadi. Geldim baba. Zahmet oldu. Hadi, yürü bakalım. Hadi, hadi. Hadi. Hadi Aydar Berk. Allah zihin açıklığı versin. Derslerine dikkatini ver, tamam mı? Hadi tamam hayatım, abi. Görüşürüz. Ay. Ay. Ay, ay, ay. Hadi oğlum acele et, baban çıkıyor. Hadi oğlum, hadi düğüne gitmiyoruz hadi çocuğum. Allah'a hadi. Emanet. Hadi güle güle. Güle güle. Vallahi televizyonu başına geçip yapacağım ütüyü. İçeride canım sıkılıyor. Rica ederim. Bana bırak ablacığım. O ne demek ayol? Neyi bırak? Çamaşırları diyorum. Yani tabii mahrem bir şey yoksa, yanlış anlama. Benim ütü jilet gibidir. O kadar bana evinizi açtınız, yuvanızı aldınız. İzin verin, benim de bir faydam olsun size. Elinizden gelir mi ki Ünal Bey? Rica ederim yenge hanım. Ütüme güvenmesem bu yaşıma kadar nasıl yalnız başıma yaşardım ben? Sahi sen hiç evlenmedin mi? Yok, nasip olmadı. Alayım mı? Neyi? Çamaşırları ablacığım, eğer müsaaden varsa. Ay ay ay,
Ay ay, al tabii al. Görelim marifetini. Siz geçin rahatınıza bakın. Ben hallederim bunları. Hadi bakalım. Abdü! Ay ben bunu çok sevdim. Neyi? Bu işi canım. Neyi olacak? Hadi gel. Dur ben kahve yapıp hadi yap gel. Tamam. Vallahi dediğiniz kadar varmış Ünal Bey. Ne güzel ütülüyorsunuz. Dedim ya yenge hanım. İnsan bir başına olunca öğreniyor. Vallahi pes. Ay kahve de ne iyi geldi be. Aa, kapat falına bakayım ablacığım istersen. Aa şaka. Onu da biliyorsun. Aramızda kalsın ama kalp gözüm açıktır benim. Aa. Aa. Öyle herkese de bakmam ama siz yabancı mı değilsiniz? Ay vallahi ben de isterim ama. Hay hay, ne demek yenge hanım? İçiyorum. Yalnız bunu benden önce kim ütülediyse gördüğünüz gibi çift çizgi yapmış. Çok zor geçiyor bu kırışık canım. Bana diyor. Akşama ne yemek düşündün ablacığım sen? Vallahi kıyma çözdürdüm. Patates çok sever bizimkiler. Yanında bir salata, bir cacık. Ünalcığım, istediğin bir şey var mı? Söyle, çekin mi Allah sen? Yalnız bu ütü... Ne olmuş ütüye? Kireç döküyor. Ha. Eskimiş artık bu. Hüsnü'yle konuşalım da artık bir yeni ütü alıversin canım şu eve. Sen söylersen alır. Ha bu arada, arada kaynamasın. Ha. Allah ne verdiyse hep beraber yeriz. Eline sağlık İnşallah. Da. Hani ne bileyim şimdi, yani düzenine karışmak gibi olmazsa... ...diyorum ki ben bizim oralardan bir yemek yapıvereyim size. Yok artık. Mutfak işinde de mi varsınız Ünal Bey? Bizim olmadığımız masa yok çok şükür yenge hanım. Ay ben bu işi çok sevdim. Ben de çok sevdim. Kız robot gibi her iş geliyor elinden. Şimdi bizim oraların meşhur bir şapşap köftesi vardı da... ...madem kıyma çözdü diyüz o geldi aklıma. Ben ondan yapıvereyim size. Hem uşaklar da sever. Şapşap. Yap şapşap. Yiyelim bari. Sen yaptın yani bu köfteyi öyle mi? Şap şap köfte üstücüm. Şap şap. Yoğururken vuruyorsun ya köfteye. Şap 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 şap. Oradan geliyor ismi. Bence sen seversin bunu. Ay nefis olmuş. Ay elin ne kadar lezzetliymiş Ünal. Estağfurullah. Çok güzel. Afiyet olsun ablacığım. Ben de çok beğendim Ünal abi. Afiyet olsun paşam. Ben sana daha neler neler yapacağım neler. Baba. Biz bugün bütün ödevlerimi Ünal abiyle yaptık biliyor musun? Hadi ya. Zehir gibi zeki maşallah. Maşallah. Tü tü tü. Ütüye de temizliğe de el attı sağ olsun Ünal Bey. Yani evimizin insanı gibi oldu iki günde. Canım benim Ünal'ım. Eksik olmayın ablacığım. Demek temizlik. Ders, mers, yemek. Hiç boş oturmadın yani. Hiç boş oturmadım.
Hiç boş oturmadım. Peki siz ne yaptınız Nazike? Kahve içtik. Fal baktık, Ünal baktı. Böyle oldu. Bana da iyi oldu. Vallahi zaman nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Ben anladım. Sen bak, bak iyileşmişsin Ünal. Yok 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 yok, öksürme boşuna. Domuz gibi olmuşsun. Ye yemeğini toparlan, sonra doğru karakola dön. Hadi bakalım. Ayol dün bir, bugün iki. Adamı öyle kapının önüne koyar gibi, ayıp ya. Karışma benim işime Nazike, karışma. Yani Hüsnücüm, ya tam iyileşmemişse? Ya öksürüyor bak, da. Öksürüyor. Şapşap, 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 şapşap. Bak, iyileşmiş, iyileşmiş. Evde kendine yer yapsın diye beceremediği iş kalmamış. Şuna bak. Baksana, şapşap köftesine kadar yapmış. Peki beğenmedin mi? Allah için söyle, beğenmedin mi? Ya mevzu gövde mi? Koskoca adamsın. Biz seni evlat mı edindik oğlum? Hı? Toparlanmışsın işte. Bıktırmadan git. Baba ne olur gitmesin, bizde kalsın Yol abi. Saçma sapan konuşma. Dedim mi lan, bu sahipleneceğiz, bizde kalacak? Yok yok, yok yok. Haklısın Hüsnü abi. Misafirliği de tadında bırakmak lazım sonuçta. Anladın mı nihayet? İnsan tabii bir başına olunca fark edemiyor. Ama aile ne kadar önemli bir şey. Eksik olmayın. Bana bu sıcaklığı yaşattığınız için sağ olun, var olun. Bak şimdi içime aktı ya. Deme öyle. Ben sana hayırlı bir kısmet bulacağım. Yapacağım senin yuvanı. Nasip ablacığım. Evet. Nasip. Abi. Her şey bitti. Ünal'a karı da bakıyoruz. Şapşap. Oo. Toparlan hadi, toparlan. Hem usta. Şunu ay senin ustana ya. Şu son lokmayı da şey... Ya o bırak tabağını bitir, yiyesin. Tabağını bitir. Ye, ye Ünal'cığım, ye. Oh. Oh, kokulara bak. Yıkılıyor ya Rabbel alemin. Kadın yine insaflı davranmış. Hüsnü gibi değil ki. İki günlük azımızı da verdi yanımıza. Allah bin kere razı olsun. Yine az biraz dua almışız demek zamanında. Bu ne şimdi ya? Aa, grup kuruldu yazısı. Hayırdır inşallah. Kurdun mu? Tamam mı grup? Tamam teyze. Heh. Bak sen, ben, Ünal Bey, Haydarberk dördümüz. Aman Hüsnü'nün haberi olmasın abla, tamam mı? Aramızda. Tamam. Çobangiller. Buradan haberleşiriz Ünal oğlum. Ha. Bak yazabildim mi? Buradan haberle Ünal oğlum. Buradan haberleşiriz demek istiyor demek ki. Ablam benim ya. Ablaların bir tanesi, bir tanesi. 7/24. Dur yazıyor. Ünal yazıyor, dur. 7/24 hizmetindeyim ablacığım. Ay! Ay sevsinler seni. Bir ihtiyacın olduğunda, aldığında mandip çekinme, çekinmeyesin, çekmeyesin. Hah, yolladım. Bir ihtiyacın olduğunda, diyeyim, çekinmeyesin. Bir ihtiyacın olduğunda aman diyeyim çekinmiyorsun. Allah razı olsun senden ablam.